Antalya'nın Serik ilçesinde bir lisede çoğu kişiyi çılgına çeviren bir olay yaşandı. Olayın videosu şöyle. Abi Allah ım, Allah ım. Evet, öğrenciler Kur'an'a tekme atıyorlar. Bu fikirlerin tam olarak oturmadığı, kanında birazcık hızlı yaşlarda böyle şeyleri çok görüyoruz. Bundan birkaç ay önce yine başka bir lisede Atatürk'e karşı bir olay yaşanmıştı. Yani bu olayların sonu yok. Şimdi asıl meseleye geri dönecek olursak soruşturma başlatılıyor ve 3 öğrenci örgün eğitimin dışına çıkarılıyor. Yani bir daha eğitim alamayacaklar. Sonra çocuklardan o tekme atan şahıs bir özür videosu yayınladı. O da şu şekilde. Selamünaleyküm Müslüman kardeşlerim. Sosyal medyada yayınlanan Kur'an'ımıza hakaret olan görüntünün futbol hevesimin olmasıyla arkadaşım bana bir anda atmasından dolayı refleksi olarak yemin ederim ki istek dışı Kur'an-ı Kerim'in olduğunu bilmeyerekten vurdum. Yaptığına aşırı pişman ve üzgünüm. Ve herkesten özür dilerim. Ve olaylar kısaca böyle arkadaşlar. Şimdi benim bu olaylara bakış açım yalnızca Kur'an bazlı değil. Atatürk olabilir, işte Türk bayrağı olabilir ya da senin kutsal olarak gördüğün başka bir şey de olabilir. Fikirleri bir noktada insanların beyninden silemiyorsun. Ve hani saygı gösterme muhabbeti var ya. Çocuğun özür videosunu izledik muhtemelen zorla çektirilmiş. Önünde de bir kağıt var. Kağıttan okuyor zaten. İşte futbol hevesliydin falan bir şeyler yazdırmışlar. Yine zorla bir saygı gösterme durumu var. Ya durumun böyle olmadığı çok açık tabii ki. Çocuğun gidip de işte orada gaza geldik, Kur'an'ı tekmenedik falan diyecek hali yok. Şimdi bu noktada zorla bir şeylere saygı göstertilmeye çalışılması bence kutsal olarak gördüğümüz şeye asıl saygısızlık oluyor. Yani mesela birisi Türk bayrağına saygısızlık duymuyorsa onu yakaladık, dövdük, sonrasında önüne Türk bayrağını koyduk. Şimdi öpeceksin lan bunu saygı gösteriyorum diyeceksin dedik. E bu adam gerçekten saygı duydu mu? Saygı böyle bir şey mi? Herif içinden küfür etmeye devam ediyor. Muhtemelen hatta sen onu saldığın zaman daha da kötü şeyler yapacak. Büyük ihtimalle daha da radikalleşecek. Olacak. Totalde şunu fark ediyorsun sen fikirleri engelleyemiyorsun. Yani her türlü bir insan onu eyleme geçirmediği sürece istediği her şeyi düşünebiliyor. Şimdi bu üç çocuğun 10 gün önce Kur'an'a İslam'a çok büyük saygısı vardı da tüm bu yaşananlar olduktan sonra okulla bağlantıları kesildikten sonra ve ben bunda sınırlı kaldığına da inanmıyorum. Hayatları karartıldıktan sonra Kur'an'a İslam'a saygı mı duymaya başlayacaklar? Böyle bir beklenti mi var? Böyle bir beklenti yoksa soru şudur. Niçin bunlar yapıldı? Büyük ihtimalle gelecek olan cevap ders alsınlar diye. Peki ki ders alınıyor mu arkadaşlar? İbret oluyor mu mesela başkalarına? Hiç sanmıyorum. O zaman ne yapmamız gerekiyor? Daha çok şiddet dozunu mu arttırmamız gerekiyor? E arttıralım. Charlie Hebdo karikatüristleri Hazreti Muhammed'le dalga geçtiği için öldürülmüştü. Bu çocuklar zaten güzelinden bir dayak yemiştir ama biraz daha mı şiddet uygulayalım? Hatta hapse mi atalım? Şimdi olaydan bağımsız başka bir noktaya değinmek istiyorum. Şahsen ben biri benim kutsallarıma alay ettiğinde ya da onu aşağıladığında benim de onu aşağılayabilme, benim de ona istediğimi söyleyebilme hürriyetine sahip bir toplumda yaşamak isterim. Şunu istemem. Karşı taraf benim kutsalım saygısızlık mı yapıyor? Alay mı ediyor? Hadi onu hapse tıkalım. Hadi onun hayatını karartalım. Yo bırakın konuşsun. Deli diyebilirsiniz. Manyak bu diyebilirsiniz. Veya en güzeli dikkate almayabilirsiniz. Biri benim kutsalıma durduk yere hiçbir şey olmadığı halde bu şekilde saygısızlık etse ben kendi değerlerimi onun seviyesinde tutmak yerine herhalde meczup bu diyerek yoluma devam ederim. Bir ihtimal o meczup olarak gördüğüm kişi ulan bu herif beni serbest bırakıyor. Bu herif beni umursamıyor bile diyerek kendini daha aşağı bir noktada hissedebilir. Bence bu yöntem saygısızca veya değildir. Bir şeyler ifade eden insanı yaka paça aşağı çekmek, hayatını karartmak, kimi zaman öldürmekten çok daha iyidir. Şimdi tüm bu söylediklerimden şu sonuç çıkmasın. Enes sen din düşmanısın aynı şey Atatürk'e yapılsa işte başka bir şey yapılsa böyle konuşmazdın. Bizim bu çocuklara tepki göstermemize tepki gösteriyorsun. Hayır o kadar alakası yok ki. Aksine diyorum ki herkes birbirine tepki gösterebilsin. Asıl özgürlük budur zaten. Benim burada anlatmaya çalıştığım nokta karşı taraf ifade ettiği ya da tepki gösterdiği bir şeyi. Sana saygısızca gelecek bir şekilde yapıyorsa bile karşı tarafa verilen ceza, hapis, adam öldürme, zorla özür dilettirme ya da aklınıza gelebilecek herhangi başka bir şey kısaca baskıcılık olmamalı. Biliyorum son derece tutucu bir toplumda yaşıyoruz ve bu anlattıklarım biraz garip geliyor olabilir. Çünkü artık bu söylediklerim ifade özgürlüğünün son noktası ve anlaşılması böyle muhafazakar toplumlarda genelde zor olan şeyler. Ben en azından şu konuda anlaşılabilirsem çok mutlu olurum. Her alanda baskı daha radikal fikirlerin ortaya çıkmasına yol açar. Ve bu radikal fikirler büyür, büyür, istemeyeceğiniz noktalara doğru gidebilir. Bunun en iyi örneğini Charlie Hebdo saldırısında gördük. Afganistan'da Taliban, Orta Doğu'da IŞİD. Bunlar hep radikal ve baskıcı fikirlerden doğmuş gruplardır. Bugün bu videoda çok rahat bir şekilde çıkıp bu çocuklara 3-5 dakika sövüp ya ülkemizde böyle olaylar artık yaşanmasın falan diyerek 5-6 dakikalık bir laf kalabalığını sizlere sunabilirdim. Fakat açıkça şunu söylemek istiyorum. Beğenin ya da beğenmeyin. 15 yaşındaki bir liselinin senin kutsalını tekmelemesini, senin kutsalına hakaret etmesini gördüğün zaman elin ayağın titriyorsa Burada bir durup sormak lazım. Peki neden? Benim bugün diyeceklerim bu kadar. Yarın tekrar görüşmek üzere. Umarım sonum Charlie Hebdo karikatüristleri gibi olmaz. Bay bay.